Her taraf darma duman, vitrinler devrilmiş, kasadaki paralar alınmış. Teker teker aldılar, çantaya doldurdular. Suçüstü yakalanmaktan saniyelerle kurtuldular. Burası Yeni Bosna. Zanlılar sabaha karşı iş başındaydı. Hırsızlar sabaha karşı 5 sıralarında cep telefonu dükkanının önüne geldiler. Önce bu kepenkleri kırdılar, ardından da camı tuzla buz ettiler ve kapıyı açıp sürünerek içeri girmeye başladılar. Önce büroya geçtiler, yükte hafif, pahada ağır ne varsa hedeflerindeydi ama elleri boş kaldı. Hırsızlar büroda bir şey bulamayınca mağaza bölümüne geçtiler ve burada da ilk hedeflerinde tezgahtaki telefonlar vardı. O telefonları tek tek yerinden söküp çantaya doldurmaya başladılar. Dükkan sahibi iş yerini açmaya geldiğinde şok oldu. Dükkana geldiğim zaman camların kırık olduğunu gördüm ve tüm cihazlarımın alındığını gördüm. Zanlılar 4 kişiydi. Tamamı maskeliydi. Kıyafetleri de tek tiplenecek kadar birbirine benziyordu. Biri gözcülük yaptı. 3 dakikada ortalığın altını üstüne getirdiler. Toplam 18 bin değerindeki telefonlarım gitti. 2000 TL'de param gitti. 1,5 ay sonra düğünüm var. Ben de bankadan kredi çekmiştim 20 bin lira. Para bir ay değerlensin diye telefonlara yatırdım. Ve bütün neyim var neyim yok hepsi gitti. Yusuf Sısucan bir ay sonra dünya evine girecekti. Şimdi kara kara düğününü nasıl yapacağını düşünüyor.